Kayseri'de ekmeğe dünden geçerli olacak şekilde 25 kuruş zam geldi. Ancak bazı fırıncılar artan maliyetlerini gerekçe göstererek zam miktarını yetersiz buldu. Vallahi zam yapıldı da bize hiç faydası olmadı bu işin. Bu zam yani zam değil. Başkanımız yani bunu almış ama zor yani bunu bize yaramıyor. Ne girdilerimize faydası var ne şeye faydası var. Ramazan'a doğru alacağız onu da hiç almaz ondan iyi. Döviz düştü doğru 18,5'tan 19'dan düştü ama hiç yansıtmıyorlar. Neden yansıtmadıklarını bilmiyorum. Yani burada bir sıkıntı var. Bize göre bizimki yeterli değil. Girdilerimiz çünkü çok pahalı yani çok aşırı. Yani mayasından tut şeyine kadar hepsine yani girdilerin hepsi pahalandı. Ama bizim aldığımız 25 kuruş. Türkiye'de 80 ilinki 2,5 lira, bizimki 1,75'ten 2 liraya çıktı. Türkiye'de bir il var, şu anda Kayseri. 2 lira olan. Başka da yok yani, hepsi 2,5. Bakabilirler, izleyebilirler. Biz ne diye böyle olduk bilmiyorum. Başkanımız ne etti ben anlayamadım yani. Bizim kendi oda başkanımız. Biz onu anlayamadık. Ha girdi doların kurunun düşmesi bize hiç yansımadı. Onu düşürdükleri yok şu anda. Vallahi bizi nasıl etkileyecek? Hiçbir şey etkileyeceğiz zannetmiyorum. Çıkarı hiç indirdiklerini görmedim daha. 5 lira 10 lira indirecekler belki. O yani o da görüntü olarak. Başka bir amaç yok yani. Burada halka zararı zaten. Halk da bizi biliyor zaten. Ekmek en ucuzu değiliz kendileri söylüyor zaten. 2,5 lira olan yerler bir ay oldu alalı. 80 il diyorum bak 81 il var. 80 ilde 2,5 lira ekmek. Baksınlar ya. Biz 1,75'ten daha bir alamadık. Daha bugün aldık. O da ya tam işimiz de yani yürümedi yani. Yürüdüğü yok. Halk ekmeğe devam ediyor millet. Ne yapsın adam? Kent Ekmek tabii ki rakip. O halk için çalışıyor. Yani o kar amaçlı çalışmıyor. Ben geçen gün şeyinde de söyledim. Halk için çalıştığı için kendine çalışmıyor zaten. Onun girdisi yani kalemi çok onun. İstediğini yapabilir. Sudan alır, başka yerden alır. Şeyden alır yani onun kalemi çok. Zarar etse de yani kurtarabilir onu. Zaten zarar ediyor da zarar etse de kurtarabilir diyorum bak. Ama biz kurtaracak şansımız yok bizim. Küçük esnafı ezmek. Büyük fırınların küçük esnafı, küçük fırıncılar ezmesi yani. Başka bir şey yok burada. Askıda ekmek biz şu anda mesela 1,75'teyken 1,5 liraya sayıyordum yani. Halkımız getiriyor işte elinde olan parası olan. Diyor yine 100 lira diyor mesela bunu askıya at diyor. Onu da hesaplıyorduk. 1,5'tan hesaplıyorduk ama 25 kuruşu da biz kendimiz şey diyorduk, fedakar ediyorduk. Demek istediğim yani halk verdiklerinde biz de halkımıza kendisine veriyoruz zaten isteyenlere, ihtiyaç sahiplerine. Parası olan getiriyor, atıyor, aylık olan da var. Hı hı. Mesela aylık benden 100 lira getiriyor, 100 lira veriyor, gidiyor. Ben oraya yazıyorum askıya, geliyor vatandaşımız ekmeğim yok diye mesela ona veriyor. Bu eskiden belli de var zaten. Osmanlı zamanında belli de geliyor bu. Yani devam ettirmek güzel yani bunlar. Olan olmayan şey değil ama biz köprü olarak duruyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Ha orada kalmasa biz yani cebimizden de veriyoruz. Vallahi biz bu zamdan hiç memnun değiliz. Gelsinler, incelesinler, baksınlar. Yani hiç de vermesine de gerek yok diyorsa hiç vermesin de o zaman. Gerek de yok. Ramazanlığa doğru almak istiyorsa onu da hiç vermesin zaten. Almasın. Ramazanlıkta hiçbir zaman için zam istemiyor. Yazık günah adamın bir ayı var, yumurtalı susamlı ekmek yapacak. Yani ona da zam ekmeğe de koy, susama da koy, yumurtaya da koy. Çünkü onların hepsi de girdi şeyi pahalı. Onun için de şey olmuyor yani yazık oluyor bir ay için. Yurt dışında bu olayı Yahudi şeyler, marketçiler, esnaflar bir ay Ramazanlıkta Müslümanlar alışveriş yapabilsin diye bazı ürünlerin şeylerini çekerlermiş aşağıya. Müslümanlar evine gıda girsin, şey girsin diye. Bir ay için. Bizde niye olmasın ya? Bir Ramazan'a doğru biz zam yapıyoruz. Biz onların tersini yapıyoruz yani. Ben bundan karşıyım buna.